etti. O yıllarda çocuklara süt tozunu, Amerikan süt tozunu, tereyağını ve peynirini, ununu yedirirdik ama istemeye istemeye yapardık biz bu işi. Çünkü onların Türkiye üzerindeki oynadıkları veya gelecekte oynayacakları oyunların boyutunu seziyorduk o yıllarda biz ve sezmiştik. Bizim o sezintimiz bugün gerçek oldu. Geldiğimiz noktada gerçek oldu. Bizi o gün yuhalayanlar, Amerika'ya neden karşısınız diyenler, kahrolsun Amerika dediğimizde yönünüz Moskova'ya, gidin Moskova'ya diye bizi lanetleyen güruh bugün anladı Amerika'nın ne olduğunu. Türkiye üzerinde gerçekten bir takım siyasi oyunlarının oynandığını, siyasi emellerinin olduğunu anladılar ama hala göbek bağıyla bağlanmışız, kendimizi kurtaramıyoruz. Çünkü her şeyi, makinaları oradan alıyoruz, savaş araçlarını oradan alıyoruz. Onların ekipmanlarını, parçalarını oradan alıyoruz. Hadi almıyoruz sizden, kopuyoruz sizden, kendimizi sizden koparıyoruz demenin zorlukları var. Onu da yapamıyoruz. Bir defa göbeğimizden bağlanmışız. Ne zaman? 1952-53 yıllarında ki siyasi iktidarlar tarafından ikili anlaşmalarla Amerikalılara tamamen bağlandık. Bir de dolar egemenliği kurdular üzerimizde. O dolar egemenliği bizi daha da kötü etti. Zaman zaman onunla da tehdit ediyorlar. Doları kısarız diyorlar. Doları kıstıklarında ekonomik özgürlüğümüz kayboluyor. Ekonomik bağımsızlığımız elimizden alınmış oluyor. Ekonomide darlanıyoruz. Siyasi iktidarları yıkıyor. Bülent Ecevit'in iktidarını Amerika'nın ayak oyunları yıktı. Amerika'nın ayak oyunları ekonomik darlık oldu, buhran oldu, dolarda yükselme oldu ve bu ekonomik bunalım Bülent Ecevit'in bu ortanın solu iktidarına son vermiş oldu. Ve ondan sonra da Türk solu bir daha iktidara gelemedi. Ne kadar özverili, ne kadar halka yakın olsa da halkın kendi sorunlarını çok arı bir dille, daha doğru, daha dürüst, daha açık, yalın bir şekilde anlatsak bile halk bizden zor anlıyor. Çok zor anlıyor. Çünkü Amerika'ya bağımlı olanlar, Amerika ile işbirliği yapanlar, emperyalizmi bu ülkenin üzerinde baskı unsuru olarak kabul edenler, onlar daha iyi anlatıyorlar bu işi. Bizden daha iyi anlatıyorlar olmalı ki onların dilinden çok iyi anlıyorlar. Ama bizim dilimizden anlamıyorlar. Oysa biz onların sorunlarına sahip çıkıyoruz. Halkın sorunlarını dile getiriyoruz. Emperyalizmin üzerimizdeki baskıları, o baskılar nedeniyle biz ayağa kalkamıyoruz, dirilemiyoruz. Biz o baskılardan kurtulmalıyız. Ayağımıza takılı prangayı, bileğimize vurulan kelepçeyi biz kırmalıyız artık. Onu kırdığımız zaman biz ancak gelişebiliriz ve kalkınabiliriz diyoruz. Ama bizim bu dilimizden pek anlayamıyor halk veya biz anlatamıyoruz. Halk anlar da biz anlatamıyoruz mutlaka. Ama bir gün halk bizi anlayacak, biz de onlara bunu iyi anlatabileceğiz ve o prangaları, o kelepçeleri bir gün kıracağız. Buna inancım var.